Fazilet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Siz Hanım. Ne tatlı bir kayınvalidesiniz. Ay çok teşekkür ederim. Çok Diyor sağ ki Fazilet Hanım Allah rızası için karar verdim gelinimle iyi geçinmeye. Niyet ettim. Niyet ettim. Evet. Neden bu gelin kaynana meseleleri yıllardan beri böyle uzayıp gider? Yani böyle iki kadın, güçlü kadının kendini ifade şekli bu oluyor herhalde. Ortada da bir erkek olunca hani onu paylaşamamak, biri annesi, biri Doğru. de yari. Böyle bir ta yüzyıllardan beri yani insanlığın yeryüzüne şereflendirdiğinden beri böyle bir şey var. Evet. Ama binlerce yıldır süren savaş bizim sizin evde son bulmuş. Evet. Şimdi binlerce yıldır süren savaş Fazilet hocamızın evinde nasıl son buluyor? Kendisi sosyolog, kendisi aile danışmanı ve kendisi yazar. Ve gelin kaynana devriminde yeni bir çığır açıyorlar. Bu kitapla ve verdiği tavsiyelerle ben de istedim ki buyurun hocam. kitabı bir kalemi iki kişi kullandık. Gelin ve kayınvalide bir kitap yazdı. Ay ne tatlısınız. Evet. İkiniz de varsınız bu kitapta. Evet. Doğru Şeyma Nur Özen Hanımefendi evet. de var. Siz de varsınız. Belki bu bir duruş olarak bir örnek sergilediğimizin farkındayız. Ama bir kalemi paylaşmak da o kadar kolay değil. Kolay değil. Aynı dili nasıl oluşturdunuz? Bir oluşturmuyoruz. Herkes kendi dilini konuşuyor ve bir şekilde ortak noktada buluşuyoruz. Sırrı burada diyorsunuz. Yani aslında orada da açıklamaya çalıştık Nur Hanım. Biz her konuda uzlaşamayacağımız konusunda uzlaştık. Yani bizler farklı Doğru. farklı bireyleriz ve güçlü bireyleriz. Ama biz olabiliyoruz. Gelinizle yaptığınız yani bu idrake varmadan önce gelinizle yaptığınız en büyük kavga neydi? Kavga diyemeyeyim de. Tartışma. Hani şöyle, iletişimsizlik diyebiliriz. İletişimsizlik diyelim. Şöyle bir şey, ben iki gelin sahibiyim. Bir büyük bir de küçük gelinim var. Büyük gelinim biraz daha uyumlu. Biraz daha böyle... Hem o benim komşumun ve yakın arkadaşımın kızı olduğu için öncesinde de bir tarihçemiz var. Tanışıklık da var. Ben onun Fazilet teyzesiydim. Sonra Fazilet annesi oldum. Ama ikinci gelinim yani buradaki ikinci yazar Şeyma Nur'la öyle bir tanışıklığımız yok. Şeyma Nur da çok güzel bir ailenin çocuğu ama orada da biraz daha böyle erkeksi yetişmiş, eril duyguları daha baskın ve kendini ifade ederken biraz çat çat giden bir kız. Şimdi bizim ailemize geldiğinde saygıda hiç kusur etmedi. Ama böyle sevmesi biraz zaman aldı. O kendisi de anlatır. Ben babamı daha çok sevdim. Yani kayınpederimi daha çok sevdim. Annemden biraz uzak kaldım diye. Siz tam bizim programlık bir isimsiniz biliyor Öyle musunuz? Öyle mi? Çünkü bizim programda ilişkiler konuşuluyor. Evet. Kayınvalide gelin neden geçiremiyor? Hmm. Buna nasıl çözüm bulunabilir onu konuşuyoruz. Hmm. İlişkilerimizle ilgili eminim sevgili seyircilerimizin size soracağı çok soru vardır. Bir de çok tatlı bir diliniz var. Ay çok teşekkür ederim. Bir de hayatın içinden önerileri var. Benim için bu çok kıymetli. Çünkü bazı uzmanlar öyle öneriler veriyor ki yani uygula uygulayabilirsen. Şimdi biz önce içinde piştik ama. Tabii. Şimdi benim hikayemde de şöyle bir şey var. Ben 16 yaşında evlenmişim. Oo, niye o kadar erken? Babam asa konuştuğu için ve çok modern bir ailenin kızıyım. Bunu yapacak bir baba değil. Ama sözler bir sihirdir. Bir şeyi hayır derseniz, asla yapmam derseniz mutlaka yaparsınız. Değil mi? Öyle bir hikayem var. Sonrasında ben babamı kaybettikten sonra 2000 yılında karar vererek okul hayatına geri döndüm. Hı hı. Ondan sonra üniversite ve yüksek lisans ve doktora bu şekilde devam ettim. Şöyle çok doğru söylüyorsunuz. İnsan asla yapmam dediği şeyin başrolünde oluyor. Kesinlikle. Bir kere önce bundan sıyrılmamız gerekiyor. Evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz, ekran başında... O gülen gözleriyle bizi izleyenler, her biri birbirinden güzel ve yakışıklı beyefendiler. İlişkinizle ilgili ne sorununuz varsa sosyolog, aile danışmanı ve yazar sevgili Fazilet Özer, Doktor Fazilet Özer canlı yayında sizi dinliyor olacak. Aynı zamanda kayınvalide gelin ilişkilerine de değineceğiz. Yani ne sormak istiyorsanız biz canlı yayında buradayız. Sorularımız için sosyal medya hesaplarımız burada. Telefon numaralarımız ekran başında 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. İlk soru gelsin. Gelsin. Bak. Gelsin hazır mısınız? Tabii buyurun. Bizim sorularımız da zordur. Öyle mi? Hadi bakalım. Zordur. Şimdi sevgili seyircimiz diyor ki kaynanamla her işin içerisinde var olduğunun hissettiriyor bize. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Kayınvalidem her şeye kusur buluyor. Kocamla aramı bozuyor. Daha da yazmış ama canlı yayında söyleyemiyorum. Vah vah. Kaynanamla ilişkimi nasıl düzeltebilirim? Oh. Sonunu güzel bitirmiş. Yani niyet çözüm var. İstiyor. Doğru. Nasıl düzeltebilirim? Düzeltebilirsin. Nasıl düzeltebilirsin? Şimdi kayınvalideni tanımaya çalış. Onun hikayesini tanımaya çalış. Görünmek isteyen bir küçük çocuk var orada. Kayınvalide olduğuna bakmayın. Yetişkinlerin
kendi hikayelerinde hani o kanayan yaraları var, öncesinde bir değersizleştirmiştir ya da evladını eşinin yerine koymuştur. Böyle birisi var. Onu anlamaya çalışarak, daha çok yalnız vakit geçirmeye uğraşarak, madem böyle bir niyetiniz var, onu görünür kılarak, yetkin ve yapabilirliğini destekleyerek ve onaylayarak bu beraberlik görünür sağlığına kılmak gider. Ne demek? Görünür kılmak, yaptığı işi onaylamak ve takdir etmek. Şöyle akıllı gelinlerim var benim. Yani böyle sosyal medyada ya da danışanlarımdan. Bilse bile sorar kayınvalidesine. Bu çok güzel bir şeydir. Ben hep anlatırım o hikayemi. Evet, evet. Benim ilk evliliğimden kocam bir ailenin tek çocuğu. Ve kayınvalidem oğluna böyle bir prens gibi davranıyor. Evet. Oğlum, ben her şeyi en iyi bilirim. Hı. O nasıl çay içer? Zeytinyağlıyı nasıl yer? Çorbanın sıcaklığı nasıl olur? Ve yıllarca her şeyi ben sorarak yaptım ona. Çok güzel. Zaten Yazık. Çok akıllısınız. Ne olur sorsak ne olur ki? Ne olur ki? Yani burada bilseniz bile anneciğim bunu nasıl yapıyorduk? Anlatsın mı? Evet. Yani onu anlatırken zaten biraz kelimeler de harcansın ki. Hani sonrasındaki evet. Hani olumsuz olacak şeyler de böyle bir oradan bir dökülsün. Bir sağılma olsun. Ve Allah razı olsun bütün zeytinyağlıları ondan öğrendim ben. Oo, bir zeytinyağlı yapardı. Gerçekten annemden öğrenmediğim. Ya. Annem de kızacak şimdi buna. Ben sana bir şey öğretmedim mi diye. Ama gerçekten annemden öğrenmediğim zeytinyağının püf noktalarını kayınvalidemden öğrendim. Ne güzel. Öğrenecek çok şey var aslında. Çok güzel. Siz Anlamasını. isteyince. Evet. Ve niyetiniz de güzel olunca, yani bu ne kadar güzel bir şey ama çok takdir ettim. Yani bak aklının hakkını veriyorsunuz burada. Size değer katmış birisinden Ama ilk önce ben bahsediyorsunuz. Şimdi gelinleri anlıyorum. İlk önce insan kendini kötü hissediyor Fazilet Hocam. Hı-hı. Yani sen de değersiz hissediyorsun kendini. İlk kahvaltımızda tam böyle elimde çaydanlık, kocamın bardağına çay dökeceğim. Kayınvaliden bardağın üstünü bir kapattı. Aman yarabbim. Gerçek. Ben böyle ne olduğumu şaşırdım. Oğlum niye bakıyorum, niye kapatıyor diye. Sen onun nasıl demli çay içtiğini bilemezsin dedi. İlk şokumu ben orada yaşadım. Tamam. Ama orada hemen, buyurun anneciğim siz koyun o zaman dedim. Şimdi öyle yapmıyorlar, sen akıllı gelinmişsin. Ne demekmiş? Benim kocam. Ben onun nasıl içeceğini ben karar veremez miyim? Yani böyle başlayan baştan bir çatışmayla başlayan. O zaten şey. Öyle sürer Herkes gibi. Bir güç terazide bir güçlerini dengelemek istiyor ya da böyle bir ego savaşı olmuş oluyor. Az önceki soru ama yarım kaldı. Benim de böyle bir şeyim var. Dedim Doğru. De çatışmayla ilgili. Hani orada Şeyma Nur'un, yani o kitabın yazarı Gelin Kaynana Gelin Devrimi. Kaynana da hani orada da onun çatışma olarak karşımda durması şuydu. Mesela çok alıngandı. Mesajlarla bir şey yazdığında biz onu görmediğimizde anında mesela çıkardı gruptan, aile grubundan. Trip atıyor. Trip atardı. Aradığım zaman mesela hemen dönüş yapmazdı bana. Bütün bunları yaşarken ben de yeni bir problem bu. Yani evimde karşılaşmadığım bir şey. Onu nasıl çözebilirim? Hep çözüm odaklı yaklaştım. Yani o gelin kayınvalide ilişkisinde kayınvalidenin kucaklayıcı olması, sevgi dolu olması, baştan onun adım atıyor olması gerçekten çok destekleyici. Peki gelininizin oğlunuzu elinizden alacağı hissi uyandı mı hiç sizde? Ben kendi ellerimle verdim oğlumu. Oğlum onun yani. Ben annesiyim. İki kulvar hiçbir zaman birbiriyle çatışmaz. İki yeri doldurulmayacak ve alternatifi olmayan kadınlarız biz. Bu yüzden bir endişem olmadı. Yani onların yüzlerinin gülmesi ve birbirlerini anlıyor olmaları. Yani bu yüzlerinin gülmesi hemen ilk başlarda olmayabilir. Çatışma yaşayabilirler. Kendileri çözsünler. Yani kayınvalide gelin çözsün. Hayır hayır. Evlilikle ilgili olan kısımda. Ha şu da şöyle. Benim gelinlerimle olan herhangi bir problemle oğullarım karışmamıştır. Böyle bir şeye hiç girmezler. O topa girmezler. Burası da çok önemli değil evet. mi? Aslında gelin kayınvalide çatışmasının en büyük sebebi damatlar bence. Erkeğin tarafı olmasıdır. Değil mi? Hı-hı. Ama o akıllı olursa şöyle dengeleyebilir. Yani biraz daha gerilimi azaltabilir. Yani öyle diyorsun ama bazen şöyle patolojik durumlar oluyor. Çok yaşlı, çok görünmemiş, çok yaralı. Yani artık o saatten sonra çok dönüşmeye tahammülü olmayan bir kişilik olabilir kayınvalide. Burada gençe, hani şimdi şöyle bir şey var. Ay toksik ilişkilerden kurtulalım. Aman onu yok sayalım. Böyle bir şey yok. O eşinin annesidir. Asgari olarak onunla iletişimini sürdürmelisin. Yok sayabilir misin Yok sayamazsın. Onu? Öyle bir şey yok. Eşi de bunu diyebilir ki ama benim annem ne yapalım? Yani ne olur birazcık. Evet asgari indirelim ama ne olur birazcık böyle oluruna gitsen diyebilir yani. Biz insanız, robot değiliz ki.
Ve böyle ilişkiler de olmalı. O bizi tekamül yolculuğunda bir yerimizi tamamlıyordur. Öyle bakmak daha güzel. Doğru söylüyorsunuz. Kocam bana sevdiğini söylemiyor Nur ablacığım diyor. Bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Ben de nasıl bir yol izleyeceğimi bilemiyorum. Evet. Şimdi sevgi dilleri değişik değişik. Bir kitap var, tavsiye ederim sevgili gençler. Sevginin Beş Dili diye Gary Chapman'ın bir kitabı. Sevgiyi, ben de okumadım. Evet, sevginin beş dili. Bu kitapta sevginin o beş dilinden bahsederken bir onaylayıcılık, takdir etme, sarılma, fiziksel temas, hediye verme, sözel olarak onunla onu sohbet etme, yani etkin vakit geçirme gibi böyle bunlar sıralanır. Yani seviyorum diyemiyordur, sevildiğini o şekilde duymamıştır. Öyle bir tanım yoktur onda. Yani annesinin babasını böyle hani seviyorum dediğini pek tanık olmamıştır. O yüzden başka bir şey vardır onda. Eğer o seviyorsa ve ilişkide böyle giden bir ilişki ise o, illaki sen bana niye seviyorum demiyorsun demekle gitmek yerine sevgi dilini keşfetmek daha akıllıca olur. Peki nasıl anlarız yani? Mesela kocam beni seviyor da o dili nasıl çözeriz yani? Benden ne olur ağzıma aşınır söylese. Ama seni seviyorum dese ne olur yani? Çok güzel olur. Zaman içerisinde onu ortak bir geçirdiğiniz zaman diliminde ben diliyle şöyle diyebiliriz. Bana seni seviyorum dediğin zaman biliyor musun? Ayaklarım yere değmiyor. Ay. Uçuyorum ben. Kanatlanıyorum. Senin varlığın bana güven veriyor. Bir de söylesen. Yani duyduğumda ben bütün gün öyle bana seviyorum dedi. Bakın bunu duygular. Yani bunu ifade etmek. Ben istiyorum. Ama şöyle dedim. Bana seviyorum demiyorsun. Şimdi ne oldu? Ben böyle karşıya doğru işaret ettim. Tabii. Demiyorsun. Şimdi suçladım. Suçlanan kimse hemen ne yapar? Zırhını giyer, gardını alır. Demiyorsam da göstermiyor muyum? Neyin eksik? Yani böyle girebilir. Tasvip ettiğimiz için değil ama coğrafyamız böyle bir şey. Biz kadınız, dişiyiz. Bunu en güzel şekilde eşimize göstereceğiz değil mi? Ama bir desen, öyle söylesen ben çok mutlu oluyorum. Ben çok seviniyorum. Değil gerçekten mi? Karşındakinde uyandırdığı his çok farklı oluyor. Evet, çok farklı oluyor. Yani dillerimize dikkat edersek seni seviyorum da der. Hem bunun sermayesi yok. Biz de söyleyelim. Biz söylüyor muyuz? Seni seviyorum. Siz söyler misiniz sık sık? Söylerim. Ben de söylerim. Şöyle oluyor. Benim eşim esnaf. Telefon açtığımda bazen de böyle bu yaşlarda da böyle bir şeylik oluyor, muziplik oluyor bizde. Hı. Ben telefon açtım, seni seviyorum derim. Ben de der. Çünkü seni seviyorum diyemez, müşterisi var insanlar. Çok hoşuma gider. Çok tatlı. Evet. Üstü yani, kapalı. Yani niye olmasın? Hayır. Bu ihtiyaç. Tabii. Evet. Halbuki peki mesela müşterisi var. Ben de seni seviyorum. Mesela büyüklerde büyüklerin yanında söylenmez. Bundan daha masum ve daha güzel bir şey var mı? Birine seni seviyorum demekten öte. Bu sadece eşinize değil. Yani yakın mesafede beraber olduğunuz, ilişki kurduğunuz herkese söyleyebileceğiniz bir şey. Ben bunu gelinlerime de söylerim. Bazen böyle kırıldığımız bir nokta bir şey olduysa, ki oluyor. Biz insanız. Sonunda şunu söyledim ve gerçekten seviyorum. Ben de böyle bir şey var. Ben insan seviyorum. Evet, yani çok seviyorum. Çok. Bunda da bir şey yok. Ya ne yapayım? Bende de bu var. Bu mesleğim de onun için çok seviyorum. İnsanlara dokunduğum için seviyorum. Seni seviyorumla bitiririm. Seni seviyorum. Sen ne dersen de ben seni seviyorum. Tabii. Bu kadar. İnatla, ısrarla seviyorum. Evet. Her şeye elimden rağmen. Elimden başkası gelmiyor. Ben de sevgi var, ben de sana onu veriyorum. Ay ne tatlısınız valla. Peki şimdi hep derler ki ya da şöyle bir inanış var. Hem sever hem döver. Eşi şiddet uyguluyormuş ara sıra. Anneme babama söylemememle ilgili beni tehdit ediyor. Şiddet bittikten sonra özür diliyor. Aşk böyle bir şey demiş. Yani hem hiç severim, öyle aşk falan yok. Hem döverim. Bir daha yapmayacağım diyor. Kocam nasıl düzelir diye sormuş. Şiddet kabul edilemez. Bir evlilikte şiddet kabul edilemez. Ya da burada sevgiden bahsedilebilir mi? Hayır, böyle bir sevgi yok. Ama sevginin tanımı eşinde böyle olmuş olabilir. Muhtemel ki anne ve babasının ilişkisinde böyle bir şiddete tanık oldu. Ve bu kaos ortamındaki sevgiyi sevgi zannediyor. Bu bir yanılgı. Ben genç kızlarımıza, yeni evlenenlere de şunu öğütlerim. O ilk şiddet çok önemli Nur Hanım. İlk şiddeti gördüğün anda evi başına yık. Bütün mutfak eşyalarını dök, kır. Camı çerçeveyi görsün ki şiddetle o evliliğin içinde ben olmayacağım. Bitti. Bizde şöyle bir şey var. Nasıl yani bayağı? İlk şiddet. Her şeyi indirelim aşağıya. İndir aşağıya. Hiç sıkıntı yok. O da şiddet ama. Ha şiddet şöyle. Şiddet uygulanıyor ona. Karşısındakine vur demiyorum. Şiddetin karşılığında ben bu evlilikte yokum.
Çünkü bak ben kırıldım, döküldüm, bittim ben burada. Ben burada da bitiririm. Böyle yürümem. Şiddetle beraber o evlilik yürürse sonrasında olacak çocuklar da o şiddetten payını alacaktır. Bu kabul edilemez. Bizim coğrafyamızda bu erkektir, sever de döver de böyle bir şey yok. Böyle bir sevginin tanımı yok. Şiddet olan evlilikte şiddete yönelik, bu içeriği kabul eden, şiddete istekli çocuklar büyür. Baştan. Peki oradaki amacımız ne? Hani karşı taraf hocam bana şiddet uyguladı. Ben de evi onun başına yıktım. Buradaki amaç ne? Görünür kılıyorsunuz şiddetini. Bakın o şiddet karşılığında ben nasıl kırılıyorum, dökülüyorum. Bunun şimdi hiç kimse kimsenin içerisini görebiliyor mu? Ayna olarak görebiliyor mu? Göremiyorsun tabii ki. İşte bak görünür kıldır şimdi. Ne yaptın? Yani o şiddeti, bu şiddet olarak şimdi şöyle alttan al deniyor ya. Ay biraz sabrediver. Orası sabır yeri değil. İlk şiddetin olduğu yer. Bak nasıl kırılıp döküldü, tuz buz oldu her şey ya. Bak ben öyleyim. Bana bunu yaptığın takdirde ben yürüyemem. Bir de diyor anneme babama söyleme. Annene babana niye söyleyeceksin? Velin mi onlar yani şu anda? Okuldayken tamam velindi. Evlilikte de sen onları söylersen zaten o iş biter. Yani eğer sen onu sürdürmeye niyetliysen öncelikle diyorsun ki şiddetle ben seninle yürüyemem. Böyle bir evlilik olamaz. Onu, ya bu gayet sakin konuşur olacağız. Çözüm yolunda birbirimizi destekleyeceğiz ve çözeceğiz. Ya da bu burada bitecek. Yani anneme babama söylediğimde şöyle dedim. Hani çocukken deriz ya ben sana anneme söylerim. O sana görürsün gününü bak gösterir. O ne yapar? Ya benim yavrumu şiddet uygulamış. Ben ne yaparım ona? Ben onu sevebilir miyim sonra? Ama sen sonra ne olacaksın? Onu koynuna gireceksin. Kocam diyeceksin. Karım diyeceksin. Ben ne olacağım karşıdan? Ben hep sen benim yavruma bunu yaptıydın. Onu ben atamam içimden anne olarak. Anne babaya bunlar anlatılmaz. Bu çözüm değil zaten başından itibaren. Yani seni affettiğin yerde anne baba affedemeyecek. Affetmez. Ve sorun yaşayacaksın. Evet. Peki ya gidebilme gücüm yoksa? Yine kapı pencereyi indireyim mi aşağıya? Gidebilme gücüm yok derken Nur Hanım? Gitmeyeceğim, çok basit. Oturacağım. Hayır. Gidebilme gücüm yok. Birkaç şekilde tanımlayabiliriz bunu. Birkaç tane çocuğum var ve sığınacak hiçbir yerim yok. Bir mesleğim yok. Tamam. Ya da tam tersi. Gidecek gücüm yok, kocamı gücüm seviyorum. Bağımlısın. Şöyle söyleyeyim, az önce söylediğim sevgili gençler, bu ilk şiddet demiştim. İlk andaydı o. Ama sen bunu sürdürmüşsün, çoluk çocuk da olmuş, şiddetle beraber yaşamaya başlamışsın artık. Bir de gidecek yerim yok. Bu şudur, bu kurban bilincidir bir kere. Ne sen bilincidir? Kurban. Kurban. Ben kurbanda kalıyorum. Yani ben kurbanım. Yani bir zorba var benim başımda, eşim. Ben de kurban, bir kurtarıcı gelecek gökten zembille beni böyle alacak. Ya da ben böyle bunu sabredeceğim, ben cennete erkenden gideceğim. Böyle bir şey yok. Nasıl çözüm olacağıyla ilgili adım atıp eyleme girersen o kuyudan çıkarsın. Ya da o kuyunun içerisinde debelenir durursun, kimse de gelip kurtarmaz. Ya da çocuklarından birisi kurtarıcı olur, babaya düşman olur ve kendi özgüveninden verir. Yani bu nereden baksanız çok sorunlu bir ilişkiyi beraberinde getirir. Ama siz Türkiye coğrafyasını biliyorsunuz. Evet. Gelini nasıl gönderiyorlar? Gelinliğinle gidiyorsun, kefeninle geri döneceksin diye. Yani bazen çoluk çocuk da olması hani sahip senin çıkılmıyor. Tabii yani. Diyor ki artık o senin kocan, oturacaksın. Kızcağızın da hiç gidecek bir yeri olmadığında, kapıyı pencereye indirdiğinde sonra bu daha çok büyümez mi? Şimdi şöyle bir İlk şey. İlk şiddet için konuşuyoruz bunu. Şunu söyleyeyim. Öncelikle benim inandığım bir şey vardır ki Allah herkesi biricik yaratmış. Bakın ne diyoruz? Şüphesiz. Baş parmak izimizden, göz korneasından, şüphesiz, DNA'larımızdan. Bize de kimsede olmayan bir kabiliyeti de vermiştir. Nedir? Yaradan bize. Onu biz bulacağız. O kendi içsel yolculuğumuzda bulacağımız o kabiliyet. Bizim çok yorulmadan yapabildiğimiz bir şeydir bu. Bu el becerisi olabilir. Herkesin var mıdır? Herkesin var. Ama herkesin. Şimdi bu arayan bulur bunu. Ve bunu bulmakla mükellefiz biz. Neden biz yeryüzüne yiyip içeceğiz, gezeceğiz? Peki sonra çocuk büyüteceğiz. Peki beni ben yapan, sadece benim olduğum neyim var? Onu çok kolay yapabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. Araması, araştırması ve bu konuda gerçekten kendine de inanması gerekiyor Nur Hanım. Yani buradaki kurban bilincinde devam ederse bunun sonu gelmez. Kendiyle ilgili kararları kendinin verebiliyor olması gerekir. Ama
ben gidemiyorum, edemiyorum ve bu bir bağımlı, lütfen beni terk etme şeması içerisinde, davranış kalıbı içerisinde olan bir kişinin de hareketi olabilir. Çok sorumuz var. Evet. Sevgili seyircilerimiz, teşekkür ediyoruz programa gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Hep de hayatın içinden konular var. Ama bugün gerçekten hayatın içinden bizi en güzel şekilde anlatan, yorumlarına da çok inandığım ve güvendiğim Doktor Fazilet Özer var. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir soru Fazilet Hanım. Hı. Kocasının arabasında kadın eşyaları bulmuş. Hı. Kocası da demiş ki bunlar benim iş arkadaşlarım. Hı. İş arkadaşları iç çamaşırları niye arabanda taşıyorsun? Ha. Beni aldatıyor mudur yoksa gerçekten iş arkadaşlarının eşyaları olabilir mi? Şimdi burada böyle beni aldatmıyordur diyeyim diye bekleyen bir hanımefendi olabilir ama şöyle bir şey. Bu normal bir davranış değil. Öncelikle bir radarlar açılsın, ne yapıyor? Bu ne demektir? Ve beyefendiyi karşısına getirip sorsun, desin ki böyle görmem için de mi ortaya koydun bilmiyorum ama ne yapmaya çalıştığını ben pek anlayamadım. Açıklar mısın lütfen? Nedir? Kadın eşyalarını gizliden bulmuş. Ha, böyle bir yerlere sokuşturulmuş. Tabii. Ha, tamam. Yani sokuşturulmuş derken bagajın içerisindeymiş de. Tamam. Kadın bir şey ararken bulmuş onu. Göze evet. Sokmak için değil. Ha, öyle değil. Tamam. O zaman muhtemelen aldatılıyordur. Ama aldatılıyorsa da bu... Ama torbanın içinde olduğuna göre belki arkadaşının olabilir mi? Ya bilemeyiz. Yani iş arkadaşın da ama... Bu konuda kesin olarak bir şey söyleyemeyiz ama bir şüphe oluştu mu? Oluştu. Şimdi orada bir içe dönüp bir baksın bakalım. Aldatılıyorsa bir kimse ne yaptı? Ne yapabilirim ben diye bir düşünsün. Ne yapardınız siz olsaydınız? Ben olsaydım onun bedelini ödetirdim. Mesela? Yani burada eğer aldatılıyorsa bir kadın... Yani böyle şeyle karşılaştınız. Evet. İndiniz, kocanızın arabasından bir şey alacaksınız. Hı. Bir bakıyorsunuz ki kadın iç çamaşırları var bir poşetin içinde. Hı hı. Önce bir ben eşimle bir bunu konuşmayı tercih ederdim. Bir komplo olabilir. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz. Efendim birileri çekemiyor olabilir. Yani bunlar da olabilir. Yani bir oraya birisi koymuştur. Belki adamcağızın haberi yoktur. Nereden belli? Yani bunu da bilemem. Ay Fazilet Hocam, şimdi erkeklere yeni bir yalan bahane daha çıktı. Yalan bahane olur mu canım? Bu kimin? Şener Şen'in filmi var ya, ona dönecek. Ama bunu şöyle, kim getirmiş buraya? Şimdi öyle bunu yapan erkek tekrarlar. Yani erkekler o kadar böyle düz mantık gidiyor onlar. Ha. Yani bizler daha detaycıyız, bizim gözümüzden kaçmaz. Şimdi sen onu böyle bir görmemiş gibi böyle yaptın ya. Radar orada böyle devam ediyor ama sen bakıyorsun yine. Yani nasıl gidiyor onun telefon konuşmaları, eve gelmeleri, doğru, gitmeleri, kendi öz bakımıyla ilgili hani böyle bir detaycı olması, hepsi ele verir onu. Peki şifre olabilir mi karı koca arasındaki telefonda? Mesela kocanın telefonda şifre olur mu? Ya şöyle, aslında ilişki güven üzerine kurulmalı. Şifre onların kendileriyle ilgili bir şey. Yani şifreyle ilgili bir kısım, yani neyi saklıyor onu bilmiyorum. Yani belki aile ile ilgili değil de şirketle ilgili yazışmalarının görülmesini istemiyor olabilir. Hani özel böyle bir sistem vardır, bir sır tutulması gerekiyordur, görülmesini istemiyor da olabilir. Hani bunları da göz önüne almak lazım. Ama güven olmayan bir yerde mutlaka bir yerden patlak verir. Güven olmayan evliliklerin çok uzun sürmesi görülebilir bir şey değil Nur Hanım. Hep diyoruz ya, güven aynadaki çizik gibidir. Kesinlikle. Ayna bir kere çizildi mi? Hı hı. Hani böyle affedersiniz, bazen tükürükle parlatırız, bir şey alır sileriz parlatırız, yandan bakarız sağdan bakarız. O çizik hep kendini belli eder. Kesinlikle öyle. Canlı yayına bir seyircimizi alalım mı? Peki. Edersiniz. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayatın içinden konu ve konuları konuşuyoruz. Dinlemek isteriz sizi. Doktor Fazilet Özer canlı yayınımızda. Buyurunuz. Hocama da merhabalar diyorum. Sizi çok sevinerek her gün izliyorum hemen hemen. Çok teşekkür ederim. Benim sorum hocama Nur Hanım. Bayağıdır izliyorum sizi. Ben 26 yıllık evliyim. Her kadın gibi aldatılanlardan. 26 yıldır işte götürüyorum. Hani küsen bir işim var. Sürekli küsüyordu. Ama hani diyordum huyu böyle şöyle götürüyordum. Ama 8 yıldır aldatıldığımı yakaladım birkaç defa. Ondan sonra boşanmaya kalkıştım. Boşanamadım. 3 tane çocuğum olduğu için. Hani affettim. Yani görmezden geldim. Çocuklar var. Bencillik yapmayayım. Kendi onurum gururum diye, çocuklar babası kalmasın diye. Ama en son yine 5-6 ay önce yine yakaladım. Ve şimdi birkaç ay içinde boşanmam gerekiyor. Karar verip çıkmam gerekiyor. Ama kendi psikolojik olarak da kötüyüm. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, çocuklar için bencillik mi yapıyorum diye. Kusura bakmayın, çok sinirliyim, stresliyim böyle. Yo, niye kusura bakalım, sizin için buradayız. Yani hani
boşanmak mı doğru, bir laf var ya, kalmak mı gitmek mi derler ya. Onun kendisi için değil, şu an hocam onun için sağlanmak istedim. Ne doğru, ne yapabilirim? Yani bilmiyorum Nur Hanım, o kadar bir zor durum bu. Ah, bir akıl almak istedim açıkçası sizden. Tabii işin uzmanına soralım. Hatta evet, kalın lütfen, ayrılmayın. Tamam. Ne dersiniz Fazilet Hanım? Yani gitmek mi kolay, kalmak mı? Kalmak mı kolay? Bu kişinin kendi verebileceği bir karar ama şunu söyleyebilirim ki boşanma kelimesi çıktığı andan itibaren eğer eyleme geçilmeyecekse çok kötü bir senaryo çiziyor artık. Çünkü karşı taraf buna karşı bir normallik oluşturuyor. Yani diyor ama gitmiyor diye. Bu çok en son çıkacaktır. Bir çektiniz mi böyle tak diye vuracağınız bir şeydir bu. Boşanma kararını vermişseniz boşanacaksınız. Boşanma kararını vermemişseniz bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. Burada aldatılmakla ilgili 26 yıldır devam ediyorum diyorsunuz. Yani 8 yıldır ciddi bir şekilde aldatılıyor. Bir şekilde aldatılıyorsunuz. Siz bunu affettiğiniz zaman eşinizin karısı olmazsınız. Eşinizin annesi olursunuz. Ebeveyni olursunuz. Çünkü neden? Burada artık bir şefkat var. Şehvet yok, arzu yok. Onu ne yapalım yani, bizim oğlan da camı kırıyor ara sıra diyen biri var. Anne, yaramazlığını kabul eden bir anne var. Hani vazgeçemeyiz ya evladımızdan biz. Evet, hani öyle bir anne var. E bu anne erkekte de bir onun karısı gibi, dişi gibi görünmemesini sağlar. Yani evlilik böyle bir şey değil. Evlilikte affedecekseniz de o bedeli ödetip de affedersiniz. Onda da şöyle bir şey var. Affettiniz diyelim ki, bedeli ödedi ve yalvardı size. Size yatırım yapıyor. Diyor ki çoluğum çocuğum var. Her ne olursa olsun bir daha yapmayacağım. Siz de ona inandınız ve evliliğinizi sürdürüyorsunuz. Ondan sonra da bunu sıkıştığınızda, bir kavga esnasında, herhangi bir durumda açamazsınız artık bu konuyu. Açtığınız zaman tekrar başa dönersiniz. Yani bu çok kaygan bir zemin. Kesin ve net kararlı olmanız gerekiyor. Uzun sürmüş, bu esnemiş, yani beyefendi de nasıl olsa beni bir şekilde kabul ediyor demiş ve bunu sürdürüyor. Kronikleşmiş. Şimdi burada bakacağınız, yani ben alıştığım bu düzene, ben böyle gidiyorum. Hala da bir suçluluk psikolojisi var. Siz mi aldattınız? Kocanız mı aldattı? Niye kadınlarda böyle bir şey oluyor? Çünkü toplumda böyle, bu duygu ona mı ait? Toplum şöyle diyor, sen de kocanı elinde tutaydın. Bravo. Böyle diyorlar değil mi? Bir de bravo, suçlanıyorsunuz. Bir de yani. Suçlanıyorsun. Bir de aşağılanıyorsunuz. Toplum kadın böyle. Ol da kocanı elinde tut. Elinde tut. Ya şimdi şöyle, o zaman hırsızın hiç mi suçu yok? Yani bunu yaptı. O, yapan o. Bu bir karakter meselesi. Yani karakter meselesi. Bu aldatmak. Hani kendini böyle biraz daha eril hissetmek. Bizim eksikliğimiz değil yani. Şimdi bir dişi olarak bir kendimize bakalım ama. Hani böyle bakımlı, gerçekten hakkını veren, dişi gibi dişiyseniz niye suçlanıyorsunuz ki? Yani burada bu kendinizle ilgili bir şey. Yani bunu siz karşı taraf için yapmayacaksınız. Öz bakımınız kendiniz için, güzelliğiniz dişi kendiniz için. Dişi olanlar aldatılmıyor mu? Aldatılır. İşte onun için diyorum ya, bu karakter meselesi. Yani bu sizinle ilgili kısımda sizi suçlayacak bir durum değil. Eğer siz gerçekten bir, gerçek bir dişi ve bir kadınsanız, bu karşı tarafın bir karakteriyle ilgili bir meseledir. Bu sizi neden suçlu kılıyor? Muhtemelen ki çocukluğunuzda çok fazla suçlandınız. Çok fazla bu konuda tenkit edildiniz ve eleştirilen bir çocuktunuz. Bu yüzden de yine burada da suçu döndürüp dolaştırıp kendinizi, ay ben bunu boşarsam suçlu olur muyum? Yani şimdi burada ayaklar üzerinde duran bir kadın 26 sene boyunca bunu sürdürmez zaten. Bir yerde bıraktırır onu, der ki pardon da böyle ben yürüyemeyeceğim yani. Sen biraz burada kal, ben de burada kalayım. Eğer sen beni çok istiyorsan bir göreyim gerçekten istiyor musun? Yani çok seviyorsan, böyle aşkımdan ölüyorsan. Hı hı. O zaman bir göreyim yani. Gerçekten sen bana ayak uydurabilecek misin? Gerçekten biz beraber yürüyebilecek miyiz? Evlilik öyle bir şey. Evlilik ciddi bir müessesedir. Yani o kadar değerler ve onaylar konusunda, yeterlilik konusunda eğer sen benim öz saygımdan beni beri bırakırsan ben sevgimden vazgeçebilmeliyim. Doğru. Evlilik ciddi iş. Ciddi bir mesele. Yokuşlarda kuvvet, inişlerde evet. Sabır ister. Oo, çok güzeldi. Öyle hani buradan şuraya çıkalım, hadi imzayı atalım. Ne olmuyor evlilik? Olmuyor, evet. İki kere tecrübe etmiş. Evet. İkisinde de başarısı olmuş biri olarak söylüyorum. Yani tecrübelerime de güvenin. Evet. Aynı kişiyi mi çektiniz hayatınıza? Yok, farklı. Farklı. Deneyim oldu. Kısmet. Kısmet.
Kısmet. Evet. Nasip, gerçekten. Kısmet. Öğrendiğiniz öğretiler sizde kalsın. Oo, öğrendiğim öğretilerden buradan karşıya yol olur. Yazmayı deneseniz. Yazdım. Oo, harika. Şimdi yeni kitabım geliyor. Oo, alo. Çok güzel. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Doktor Fazilet Özer en samimi, en içten cevaplarını sizler için veriyor. Buyurun. Günaydın Erhan'ım. Günaydın. Nasılsınız? Şükür kavuşturana. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. İyiyiz. Ya işte dertleri dinliyoruz. Dertleri dinledikçe bazen kendi derdimizden utanıyoruz. Diyoruz ki bizimki de dert miymiş. Buyurunuz. Evet Nur Hanım, dertler bitmiyor maalesef. Son günümüze kadar dertlerle mücadele ediyoruz. Sabır edeceğiz, şükredeceğiz, dua edeceğiz. Sizin başka derdiniz nedir? Nur Hanım, benim dünya iyisi bir eşim var. Aa, ne güzel, maşallah. Çevresi tarafından sevilen, ailesi tarafından sevilen, benim ailem tarafından sevilen. Dünya iyisi bir eşim var, iyi ki o adamla evliyim. Aa, ne güzel, maşallah. Eşimle şöyle bir sıkıntım var. Eşimi sürekli popoklamak zorunda kalıyorum. Yani hep onu öveceğim, onu yakınlık göstereceğim. Bir kere gece yatmadan önce seni seviyorum demeyi unutmuşum. Ertesi gün bana dedi ki sen bir hata yaptın. Aa, düşünüyorum dedi. Diyorum ki aşkım ne yaptım, ne hata yaptım, seni seviyorum demedin. Kaç yıldır yani evlisiniz? 21 yıllık evliyim. 21 yıl her gece seni seviyorum diyerek mi yattınız? Aynen, aynen. Ben her yerde kendi ailemin yanında da, onun ailesinin yanında da diyorum ki seni yaratan Allah'a kurban olayım diyorum eşime. Gerçekten çok seviyorum. O da eşinizin beni burcu aslan mı? Burcu ne eşinizin? Çok merak ettim. Eşimin burcu. Doğum tarihini hatırlıyor musunuz? Merak ettim. Valla 8 Mayıs. Mayıs, boğa. Evet. Peki o hiç size söylemiyor mu siz onu bu kadar puf puflarken, överken? Evet Nur Hanım, işte karşılıklı o da bana mesela çekinmeden sarılıyor diyor, sen hatunun dibisin, işte iyi ki seninle evlenmişim, ben sana güveniyorum. Ne güzel, size ilişkide hiç sorun yok, bizi niye aradınız? Yani. Ben şey olarak yani akşam bir tartışma yaşadık, benim eşim Facebook'ta ev sahibinin gelinini eklemiş. Ve ben onu gördüm. Dedim ki çok şey, biraz kaba bir tabir olacak da kız biraz saf yani. Yani ne bileyim ben şey olarak... Anlamadım. Yani, siz ne gördünüz Facebook'ta? Eşim Esra'nın gelini Facebook'ta paylaşmış. Tamam. Ben o kız da çok şey cahil ve benim kızımdan daha küçük yaşta bir kız. Tamam. Ve ben şey yaptım, eşime mesaj gönderdim, dedim ki ismini söyledim, bu kim dedim. Eşim de böyle gülücük emojisi atmış, işte bu falan diye söyledim. Ben dedim ki senin de işin olur onunla dedim. Ve eve bir hışımla geldi, dedi ki yani benden dedi bir yanlış mı gördün? Bir hata mı oldu sana karşı dedi. Hani eşim çok acayip yakışıklı bir adam. Ve ben de kıskancım, yani bu benim elimde değil. Hani duruyorum. Eşim bayağı tepki gösterdi. Kırdı beni, bayağı da kırdı. Şimdi küs müsünüz? Kendimde hata buldum. Gittim özür diledim, sarıldım, öptüm. Eşim hala uzatıyor. Sonra kızım da evliye girdi. İşte, annem dedi kıskanç bir kadın. Babacığım dedi, annemin huyunu biliyorsun. Annem seni dedi, uçak kuştan esen yerde kıskanan bir kadın. Allah! Yani, o zaman bir şey söyleyeceğim size. Ekran başında kalın. Reklamdan yani, sonra bu sorunuzu... Hani ortamı yumuşatmak için şey yaptı ama... Yani ben nasıl desem... Eşimi kıskanıyorum. Evet, hani, anladım. Serbest, istediği yere gönderiyorum. Serbest bırakıyorum. Bu kıskançlığın ama... sonu nereye varacak diyorsunuz? Soracağım şimdi reklamdan sonra. Eşime, bir reklama gitmem gerekiyor. Fazilet Hocam, az önce arayan hanımefendi dedi ki kocamı uçan kuştan, esen yelden, gözümden bile sakınıp kıskanıyorum dedi. Evet. Nur Hanımcığım, muhtemelen onun çocukluğunda babasıyla ilgili ilişkilerinde birazcık böyle bir şey vardır. Özgüven tam olarak verilmemiştir. Baba sevgisini, baba sıcaklığını ve güvenini alan çocuklarda özgüven mayalanmıştır. Özgüven olmadığında kıskançlık başlar. Her şeye karşı kıskançlık. Buralara bir bakmak gerekir. Peki diyeceksiniz ki nasıl değişir? Değişmesi için kendinizle ilgili değerlerinizi bir bakın bakalım. Sizi
değersiz hissettiren neler var? Nerelerde kendinizi eksik görüyorsunuz? Onları nasıl tamamlarsınız? Şimdi bu kıskançlığınızı ikide bir dile getirmeniz karşı tarafta da onu güvensiz biri de olmakla itham ettiğiniz için yani tepki görmeniz de çok doğaldır. Bir de adamın aklına karpuz kabuğu düşürmek diye bir şey var değil mi? Yani bir tanıdığının kızını takip etmiş. Bu sakıncalı mı sizce? Değil. Yani bunlar artık böyle bir de bu böyle annem seni uçan kuştan esen yerden kıskanır. Babacığım sen de bunu böyle bak. Bunlar da değil. Yani normalleştiriyorsunuz artık. Güveniyorsunuz. Çok güzel bir ilişkiniz var. Neden böyle bir çomak sokuyorsunuz ki yani bu ilişkinin içerisinde? Seni seviyorum diyorsunuz. Herkesin gıptayla baktığı bir ilişki içerisindeyken. Tabii, bunu sevgini zannediyorsunuz. Birbirlerini seni seviyorum dememiş, uyumamışlar. Hani burada bir kıskançlığı da eğer sevgi dili gibi algılıyorsanız böyle bir şey değil. Yani kıskanıyorum ben seni, onun için çok seviyorum. Kıskanan daha çok sever diye bir şey yok, öyle bir şey. Tabii ki kıskanırsınız ama dozunu yani kızınızla yaşıt, kızımla yaşıt dedi. Yani bunlar ne oluyor? Yani kocanızı resmen bir sapkınlıkla bir şeyle suçlamış oluyorsunuz. Bunun karşılığında tabii ki tepki göreceksiniz. Belki kendisi bu konuda bir destek alabilir, bir yardım alabilir değil mi? Mutlaka alsınlar. İnsanların yaptığı en güzel yatırım kendine yaptığı yatırımdır. Ruhlarına yaptığı yatırımdır. Özgüvenlerine. Değerlerine. Evet. Bir telefonumuz daha var. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım. Buyurun benim. Çok güzelsiniz Nur. Merhabalar. Çok heyecanlıyım bu arada. Ay canım benim hoş geldiniz. Heyecanınızı anlıyorum. Canlı yayına bağlandınız tabii, kolay değil. Evli misiniz? Evliyim. 20 senelik evliyim. Aa maşallah sesiniz daha genç geliyor. Sağ olun, teşekkürler. Hı. Boyum kadar oğlum var, kızım maşallah var. Maşallah. Kaç yaşındalar? Biri 16, biri 15. Peki. Hı-hı. Evlilikte problem var mı? Yok, evlilikte problem yok. Ben kayınvalidemle ilgili bir soru soracaktım. Harika bir yeri aradınız şekerim. Bak, bütün gelin kaynana devrimini yaratan bir kitap yazdılar. Bu artık son noktayı koyuyoruz. Kayınvalide Hı-hı. ve gelin ilişkisindeki sorunlara. Dinliyoruz sizi. Şimdi şöyle ki, dediğim gibi 20 senelik evliyim. Biz 3 eltiyiz. Hı. Ben ilk evlendiğimde 6 sene kayınvalidemle beraber oturdum. Tamam. Şimdi en son küçük eltim evlendikten sonra kayınvalidemi ayrı bir eve koydu. Kaynım ayrı bir evde oturuyor. Bir sene oldu. Şimdi tekrardan kayınvalidem diyor ki ben sizinle oturacağım. Hı. Olmazsa sırayla oturacağım. Ben de istemiyorum yani 20 sene, ben 6 sene üstüme düşeni yaptığımı düşünüyorum. Çocuklarım boyum kadar olmuş. Benim de kendime göre hani bir sorumluluklarım var. Hepsine birden bakamam diye eşiniz düşünüyorum. Eşiniz ne diyor peki bu duruma? Yani eşim diyor, bilmiyorum. Hiç konuşmadınız tamam, mı? Konuştum, tamam diyor, dediğim gibi yaparız diyor, öyle diyor. Ben istemiyorum dedim, tamam diyor. Ama yani eşime de güvenmiyorum. Gerekirse boşarsınız karılarınızı diyor kaynanam. Aa 20. Peki. Bu noktada gerçek bir kayınvalide olan birine soralım. Ve işin uzmanı birine soralım. Doktor Fazilet Özer'e soralım. Hocam ne diyorsunuz? Benim de düşüncem hocam, kusura bakmayın lafınızı böldüm. Hani ben üstüme düşeni yaptım. Yeni evliyken, gelinken 6 sene oturdum. Öbürlerine hiç oturmadı. Yani benim istememe gibi bir hakkım yok mu? Evet. Ne diyorsunuz? Soruyu çok net sordu. Evet, İstememe gibi sordu. Hakkım yok mu? Yani diyor ki ben bedeli ödedim, biraz da onlar ödesin. Hemen evet. bir göreyim. Bak ben bedeli ödedim, ben bunu başardım da bir onlar benim kadar idare edebilecek mi? Ben bir de onu göreyim. Burada bir elçiler arasındaki rekabet duygusunu zaten çok fazla görebiliyoruz. Şimdi burada aslında ev üstünde ev olmaz. Kimse kimsenin evinde oturmamalı. Eğer el ayağı tutuyorsa kendi evinde oturması ve onun imkanlarının sağlanması için uğraşılmalı. Bunu da konuşabileceğiniz, tek destek alabileceğiniz merci de eşinizdir. Bu en son söylediğim, yani o zaman karılarınızı boşarsınız. Ya bu böyle bir çocuksu, bir büyümemiş bir yetişkinin sözleri olabilir. Burada eşinizle gerçekten ciddi bir konuşmaya ihtiyacınız var. Ama lütfen eltilerle ilgili bir bildirim yapmayın. Yani onlar yapsın değil. Siz sadece kendinizle ilgili olan kısımla ilgilenin, olmaz mı? Oraya odaklanın. Ne anlatsın peki? Ne söylesin? Diyebilir ki ben şu anda tabii ki o annedir. Anneler başımızın tacı. Ancak şu anda herkesin bir evi var, bir düzeni var, bir mahremiyeti var. Bunların içerisinde, evlilik içerisinde olması gereken her şey var. Şimdi burada anne bile olsa başka
yani kök aileden gelen ve bizim hareketlerimize dikkat etmemiz gereken bir şahıs evde olacak. Ve bu sürekli olduğunda gerçekten kolay bir durum değil. Gerçekten el ayağı tutan ve gerçekten çok fazla ihtiyacı olmayan annelerimizin kendi evlerinde oturabilme, kendi evlerinde misafir kabul edebilme durumlarını destek olmak gerekiyor. Hı hı. Ona daha güzel olduğunu hissettirmek gerekiyor belki. Hani kendi... Onu kırmadan kendi yaşam alanını açmasına yardımcı olmak evet, gerekiyor. Evet, aynen böyle. Ama ben şuradan şunu hissettim. Ben baktım, o bir de bir sene içerisinde gönderdi, o zaman o da baksın. Haklı bak. Kadın. Haklı. 20 sene bakmış. Tamam. Bu böyle. Gelinler de azıcık baksın öteki gelinler. O da azıcık bak şimdi o gelin akıllı o. O gelin ne yapmış? Bir sene sonra da anneciğim demiş bak sen bir güzel Kurnaz. Git. Kurnaz. Aferin ona. Bak güzel güzel göndermiş. Aferin mi? Tabii canım bak güzel güzel göndermiş bir sene. Bakmış sonra da göndermiş. Öteki 6 sene böyle ne yapmış? Boyun neymiş? Tamam. Ondan sonra ikinci gelin gelmiştir. Ondan sonra o. Şey olmuştu, terfi etmiştir vallahi belki. Valla bu hayatta yere yatan da bir, çamura batan da. Gerçekten. Biraz şöyle sınırlarımızı sakin, güler yüzle, tatlı dille güzel güzel çizelim. Kırıp dökmeden. Bir şey söyleyeceksek de dişlerimizi şöyle sıkarak. Ah benim annem. Böyle. Göstererek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi ki varsınız. Yine bekliyorum. İnşallah. Kayınvalide gelinlere çözüm önerisi olarak bu kitabı öneriyorum. Okuyacağım kitabınızı daha okumadım. Çok sağ olun. Mutlaka okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili teşekkür Fazilet ederim. Özer'e. Şeyma Nur Özer'le beraber çok güzel bir kitap yazmışlar. Kalemlerine sağlık. Gelin kaynana ortak dil oluşturmuşlar. Öyle kolay değil bir kitapta ortak dil oluşturabilmek. Aslında ayrıştığımız çok şey vardı ama ortak dilimizi bulduk diyor yıllar sonra. Peki çok teşekkür ediyorum kendisine.